Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Bu akşam eğitimci yazar Alpay Yiğit bizimle birlikte demo çalışacağız, takıntıları çalışacağız, fibromiyaljiyi konuşacağız ve fibromiyaljinin demosunu yapacağız. Herkesi sevgiyle bekliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Alpay Yiğit hocamız, eğitimci yazar Alpay Yiğit bu akşam bizimle birlikte. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Güzel bir demo çalışacağız bu akşam. Hemen hocamızı davet ediyorum. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Hocamızı davet ediyorum. Kendisini göremedim. Hocam gelince bana bir oradan görünürseniz sevinirim. İyi akşamlar dilerim. Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Bu akşam çok güzel bir demomuz var. Birlikte demo çalışacağız. Hemen tekrar hocamıza bakıyorum, zaman kaybetmeden. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Ahmet, Vedat, Yener. İyi akşamlar diyor. Perihan, Arzuman. İyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hocamı davet etmeye çalışıyorum. Mücella Hanım da geldi. Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Hocamızı gören var mı acaba? Merhaba, iyi akşamlar. Alpay Yiğit hocamız bugün bizimle birlikte. Hayırlı akşamlar dilerim Sabriye Karakaş. Benden de sevgiler, selamlar herkese. Fibromiyalji çalışacağız bugün. Söylemekte zorlanıyorum biraz. Demosunu birlikte yapacağız. Önce ne olduğunu, nasıl bir travma olduğunu, fiziksel ve duygusal etkilerini konuşacağız. İyi akşamlar diliyorum Ayşe, Oktay. Tekrar davet ediyorum hocamı. Maalesef olmadı. Acaba Alpay Bey geldiniz mi? Orada geldiyseniz bir görünebilir misiniz? Ben sizi davet gönderemiyorum. Eğer geldiyseniz bana bir el sallarsanız ben sizi göreceğim. Evet, galiba hocam gördüm. Evet, şimdi oluyor. Herkese iyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi hocama davet göndermek istiyorum. Merhabalar. Merhaba hocam, biz sizi şimdi gördük. Yayın Merhabalar, sizi bir de arkadaşına hoş Alpay Yiğit. Daha önce yayın yapmıştık, çok güzel geçmişti. Benim sesim yankılı geliyor, tekrar bana geri geliyor. Bir saniye kulaklık takayım hemen. Tamam, teşekkür ederim. Nasılsınız Arzu Hanım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şu an düzeldi mi ses?
Ben konuşuyorum. Evet, güzeldi. Tamam o Sonra zaman. soruları da soralım. Sesiniz gayet net galiba. Sizin hafif çızırtı oluyor ama mikrofondan sanırım. Eğer sallamazsanız sorun yok. Şu Tamam, an şöyle bir tersine yolu öbür tutuyorum. telefonu üstüne koyayım, sallanmasın. Tamam. Evet. Tamam. Merhabalar. Önce sizin kısaca tanıyalım mı? İlk kez gelenler varsa arkadaşlarımızdan. Sonra fibromiyaljiyi konuşacağız. Merhabalar, ben Mind6 Format Tekniği Alpay Yiğit. Mind6 Format nedir diye merak edenlere şunu söyleyelim. Öncelikle yaşamış olduğumuz tüm rahatsızlıklar, yaşamış olduğumuz travmalardan sonra ortaya çıkar. Mind6 Format, zihin altı format. Bazı arkadaşlar şunu düşünüyorlar, şunu soruyorlar. Özellikle bugün gelen bir mesaj tam bu konuda. Hocam, unutmak istediğim anılarım var, olaylar var. Sizden seans alsak bunu unutuyor muyuz? Siliniyor mu? Hayır, hiçbir şekilde yaşamış olduğumuz bizi üzen hiçbir olay silinmez. Ama Mind6 format tekniğiyle o yaşadığımız o yoğun duygu nötr hale gelir. Yani hayatımız gayet normal bir şekilde giderken, beyaz bir sayfadayken yaşadığımız bir duyguyla o beyaz sayfa siyah olur. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda, seminerlerde ya da seanslarda öğrettiğimiz Mind6 format tekniğiyle o siyah sayfamız yavaş yavaş siyahtan griye ve beyaza döner. Şimdi neden birçok bizim tarzımızda spiritüel danışmanlık yapanlar, eğitimler var. Ve birçoğunda şu isim geçer. Bilinçaltı temizliğiydi. Bilinçaltı temizliği diye bir olay yok. Çünkü eğer yaşadığımız o olay beynimizden, bilinçaltımızdan silinmiş olursa aynı bir telefona format attığımız gibi her şeyin silinmesi demek. Biz bir telefon değiliz. Biz bir bilgisayar değiliz. Ama şu oluyor, biz yapılan çalışmalarda o olayın duygusu bizden kalkmış oluyor ve yeniden evet örnek veriyorum, siz bana kötü bir olay yaşattınız. Ben sizin isminizi duyduğum zaman ya da sizin görüntünüzü gördüğüm zaman, hani derler ya, cinler tepeme geliyor. Bu insanın sesini duyduğum zaman, görüntüsünü gördüğüm zaman. Neden? Çünkü o insanla bir duygu, bir olay yaşamışım. Ama nötr hale geldiği zaman, aa arzu mu? Ya boş ver arzuyu. Çünkü o beyin artık orada onu nötr hale getirmiş oluyor. Ve yaşanılan mide rahatsızlıklarında en büyük olay da bu öfke hazmedemediğimiz olaydır. Bunlardan biri benimdir. Daha önce yaşadığım olaylardan dolayı günde 3 tane hap kullanan bir insandım. Mide için ülser, reflü, gastrit, hassas bağırsak sendromu dediğimiz rahatsızlık. Bu bir kişiye aitti öfkem. Ve ben bu öfkeyi o insanda boşalttım. Ben 15 gün içerisinde ilaçları bıraktım. Ve şu an o insanın ismini duyduğum zaman, aa öyle mi diyorum, geçip gidiyorum. Yani bizim sistemimiz, her ne yaşıyorsak yaşayalım. Rahatsızlık olarak, duygu olarak hiç fark etmiyor. Hepsi anne karnından itibaren yaşamış olduğumuz duygular ve travmalardan sonra ortaya çıkıyor. Rahatsızlığın ismini ne koyarsanız koyun, hiç fark etmiyor. Evet, biz nerede devreye giriyoruz? Biz senin ne rahatsızlığın var ben bilemem. Ama tıp tarafından sana bir teşhis konduysa, işte orada senin yaşadığın rahatsızlığın sebep olduğu travmaları ve duyguları bularak bize danışanlara yardımcı oluyoruz. Ve elimizden geldiğince de ve hesaplarımızda, hem official Alpayit hesabında hem Mind6 Format hesabımıza da bizim seminerlerimize katılan ya da bizim demolarımıza katılan, bizden seans alanların iyileşme videoları mevcut. Hani birçok insan şunu düşünebiliyor, ya böyle bir şey olabilir mi? Tek yaptığımız bu, vuruş yaparak. Ama bu vuruş yaptığımız yerler birer meridyen noktası. Ve orada biriken, işte bizi rahatsızlığa sebep olan,
götüren o duygunun negatif enerjisini boşaltmak. Tabii biz sadece Mindsix format olarak o tekniği kullanarak bırakmıyoruz işi. Çünkü bedende yaşadığımız o rahatsızlığın bir negatif enerjisi boşalıyor ama hala üzerimizde. İşte o zaman da seminerlerde olsun. Bu sarkaçla ben işte kim danışıyorsa ya da çalışmalarımıza katılan, seminerlerimize katılan her arkadaşın anne karnından itibaren yaşadığı travmaları kolaylıkla buluyoruz. Yani nokta atışı. Nokta atışı buluyoruz. Bu arada sen dondun herhalde. Duydun mu beni bilmiyorum ama. Ben seni görüyorum ve duyuyorum hocam. Devam edebilirsin. Çünkü ben de dondun bir ara dedim. Herhalde yayın gitti. Yok. Korktum bir anda. Biraz yayın hani yavaş gördüm ama her şey yolunda. Şimdi bizim seminerlerimizde diğer benim tarzımda seminerler veren, eğitimler veren arkadaşlar var. Ama benim seminerlerimde gerçekten ki şu an yayına katılan arkadaşlar da var. Hatta bir tanesi yazdı az önce. Hocam Arzu Hanım canlı yayını açtı sakın unutmayın diye. Ankara seminerine katılan WhatsApp'tan yazdı bir ablamız, Gülşen ablamız. Gönderiyorum kendisine. Bununla anne karnından itibaren yaşanılan travmaları yılların nokta atışı buluyoruz. Burada örnek veriyorum, senin işte bir duygun var, bu seni rahatsız ediyor ama ne zaman yaşadın? Hatırlamıyorsun. Ya da bir rahatsızlık konusu var, ne sebep oldu? Hangi yılda oldu? Biz bununla yılı tespit ettiğimiz zaman, evet ya ben burada bunu yaşamıştım. Çünkü bilinçaltı unutmuyor. Her yaşanılan olaylarda örtbas ediyor. Yani samanlığın en altına doğru itmiş oluyor. Evet. Bir söz şey vardır. Samanlıkta iğne bulmak. İşte samanlıkta iğneyi bulmak için biz tüm samanın içerisine bir mıknatıs bırakıyoruz. Hı. O iğneyi buluyor. Bu da o işi yapıyor. Yani hı, samanlığın içerisinden nokta atışı olarak yıl, gün, ay hiç fark etmez. Hatta sen ne yaşadığını hiç hatırlama. Ne oldu diye. Bununla hangi duygu sana o rahatsızlığına sebep oldu? Peki, bunu her şeyle bulabiliyoruz. Evet, hayır şeklinde mi kullanıyorsunuz sen? Çok daha farklı. Yani biraz daha açabilir misiniz bu kısmı? Şimdi bu kısım uzun bir kısım. Yani şöyle söyleyeyim, bu 2 saat sürer. Ha, bu kısmı anlatmak. O zaman onu ayrı bir programda yapalım. Yani 2 saat sürer çünkü gerçekten yani işin tekniği de burada zaten. Yani nokta atışı travma bulma. Şimdi biz bu seminerlerde öğrettiğimiz zaman kişilere şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biraz çalışmalar yapın ama tanımadığınız insanlarda yapın. Ben bununla yine online eğitimler verdiğimiz için hemen hazır elimde, önümde bir şeyimiz var. Haritası görünüyor. Haritamız var. Tamam. Burada meridyen noktaları. Yok, organlar var. Organlar. Arka tarafa alsam net gözükür de mesela buradaki yazan böbrekler. Evet. Ben bununla bir insanın üzerinde işte örnek diyorum ki Arzu Hanım'ın işte hani böbrek rahatsızlığı var mı? Yani check-up yapıyorum. Bedava check-up. Bu ne demek oluyor? Şimdi örnek diyorum ki X kişisinin böbrek rahatsızlığı var mı? Sorduk. Var dedi. X kişisi diyor ki ama benim böbreklerimde bir sorun yok. Ha. O zaman orada pimi çekilmeye hazır bir el bombası var. Her an orada bir rahatsızlık çıkacak. Yani duygular birikmeye başlamış. Son tetikleyici travmayı bekliyor. O tetikleyici travma yaşandığı zaman eğer ki beyin ilişkilendirmeyi o organla yaptığı an orada hastalık başlayacak. Kişi aslında onun ön belirtilerini yaşıyor. Hani örnek veriyorum 5-6 ayda bir böbrekleri ağrımaya başlıyor. Üşüttüm diyor falan. Bu gitgide
İşte bir seneyken 5-6 aya, 2-3 aya ya artık benim işte yani böbreklerim biraz fazla ağrımaya başladı, bir doktora gideyim. Doktor orada diyor ki sende bu var. Teşhisi koydu artık. İşte biz ben bununla daha önceden Instagram'la tanışmadan önce işte ben Instagram'a daha bir sene oldu geçeli. Facebook'ta yayınlar yapıyordum. Bir Ramazan ayı boyunca 487 kişiye bakım yaptım. 487 kişinin içerisinde 3 kişi de o da yorgunluktan karıştırmıştım. Onları da toparladık. Yanlış hatırlamıyorsam ya 17 ya 18 hanımefendi de kanser hücresini tespit ettik. Ve bayanlar doktora gittikleri zaman doktor diyor ki sen nereden biliyorsun kanser olduğunu? Ya hocam işte böyle böyle şöyle şöyle hani inandıramıyorsun da bazı beraber çalıştığımız doktor arkadaşlar var bana danışan yönlendiren. Doktor işte ya diyor parasıyla değil mi? Ben geldim. Ben kontrol istedim işte göğsümde var mı yok mu? Doktor diyor ki ya nasıl yani diyor. Film rapor çıktığı zaman nasıl yani? Çünkü orada hücre artık aktif hale gelmiş. Ya da miyom kisti aktif hale gelmiş. Yani bununla ben bir insan vücudunda ne varsa hepsini tespit edebiliyorum. Ve yani yaşadığı olay şu da diyebiliyorum rahatlıkla. Evet. Bunları zaten seminerlerde öğretiyoruz. Ayrıca bununla mesela Sarkaç'la yaptığımız MySix format sistemine göre yaptığımız çalışma sonrası benim Sarkaç eğitimlerimde esmalar ve dualar vardır. Yani benim gibi yüzlerce Sarkaç eğitimi varan var. Hatta benim öğrencilerimden çok çıkmış Instagram'da, Facebook'ta eğitimler verenler var. Ama yine birçoğu eski tarz yöntemi kullanıyorlar. Çünkü esmalar bazılarına farklı geliyor ama ben esmaların ve duaların enerjisiyle ayrıca şifa seansı hani şifa seansını yapıyorum. MySix format sistemin üzerine bir de bununla yükleniyorum. Yani orada da yüklenme olayımız şu. Örnek veriyorum bu insanın işte böbrek rahatsızlığı var. Böbrek rahatsızlığının travmasını çalıştık. Ama burada organın frekansı düşük. Yani o böbreğin frekansı düşük. Bununla o organın frekansını yükseltiyoruz. İyileşme daha da hızlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek olarak hani her çalışma farklıdır. Herkesin duygu boşaltımı farklıdır. 10 seans sürecek bir çalışma 6'ya 5'e 7'ye düşüyor. Çünkü frekans yükseldikçe organlar işte çakralar birbirini dengeledikçe iyileşme hızlanıyor. Bunu Yani sarkaçla mı yapıyorsunuz? evet. Ha, frekansı da mı sarkaçla Tabii. yükseltiyorsunuz? Şimdi şöyle düşün. Örnek veriyorum bir kanser danışanı bize başvurdu. Kanserin travmaları ayrılık, aldatılma, terk edilme, ölüm, kayıp. Ve en büyük de değersizlik. Yani bir bayan ayrılık yaşadığı zaman şunu söylüyor. Yani bütün bayanlar, biz erkekler biraz öküzüz çünkü farklı bir yaklaşımda bulunuyoruz. Yani kadın gerçekten eşi için bayağı bir çaba sarf ediyor. Ve biz o değeri ona vermiyoruz. Ve birçok durum yaşatmışız o bayana ve bayan artık yeter diyor ve ayrılık yaşıyor. Bu ayrılıkta işte göğsünde diyelim kist çıktı. Biz yaşadığı ayrılık travmasını MySix format sistemiyle çözdükten sonra buraya geçiyoruz. İşin bu tarafına. Oradaki organ frekansını yükseltmeye, yani iyileşmenin daha da artmasına ve oradaki negatif enerjiyi temizleyip esmaların şifa enerjisini bedene yüklediğimiz zaman, organa yüklediğimiz zaman iyileşme artıyor. Yani şu an her iki hesabımızda da var. Ankara'daki Gülşen Hanım zaten şahit olmuştu. Özlem Hanım, biz Hiç orada... bir danışanınızla şifa bulan birini davet etsek. Daha önce program yapmamıştık sizinle, hani planlamadık. Hani ben Evet. şifalandım, bana iyi geldi deyip hani ekrana alabilseydik. Eğer varsa öyle alabiliriz yayını.
Şu an yayında kimler var? Ben çünkü hiç yazılara bakmadım. Direkt yani sana odaklandığım için. Evet. Arkadaşlar, içinizde eğitime katılan, özellikle Ankara eğitimine katılan Gülşen Hanım burada mısın? Varsa Özlem, davet yollarsa alalım. Özlem, Özlem burada mısın? Ankara eğitiminde Gülşen Hanım burada olabilir çünkü bana kendisi hani uyarıyı Evet. göndermişti. Bir mucize kadın diyorum ben ona, mucize kızımız Ne diyorum. güzel. Özlem, şöyle söyleyeyim, hatta şey olarak olursa videoyu arkaya çekeyim, kameradan göstereyim. Bu kızımız, ablamız bebek adımıyla yürüyordu. Yani yürüyemiyordu daha doğrusu. Ve evet, bir saniye. Şarjım bittiği için şarja taktım. Sakın düşme, kal öyle. Özlem Hanım buradaysa yayını alabilirim. Sesini de açalım. Ama Tamam. sesi benim mikrofonu. Evet. Bu arkadaşınızın ne rahatsızlığı vardı hocam? Şimdi bu buradaki Allah. görüntü, yani burada yürüyemiyor ve şu an yürüdüğünün hani bir sahte yürüyüş yapıyor. Yürüyemeyişini gösteriyor. Evet. Buradakinin çok çok daha kötüsüydü. Çok daha kötüsüydü. Şimdi diğer videoyu açacağım. Bir hanımefendiydi. Ama şimdi hayır, sadece atıp da değil, ben omuzumu da tutmuyordum. Yani şey, omuzum gece yatakta yatamıyordum. Dün gece rahat bu sabaha kadar benim üstümü adımı zor atan bir hanımefendiydi. Ama şimdi hayır, sadece atıp da değil, ben omuzumu şimdi da bir tutmuyordum. sonraki Yani videoya şey, geçeceğim. omuzum gece Burada biraz kendi reklamı. Evet. Şimdi bak, seyredin. Şimdi bu ablamızın Evet. ankilozing spondilit rahatsızlığı var. Ve ağrısı bacaklarına vuruyor. Evet. Ayrıca daha önce yaşadığı bir göğüs kist kanseri var. Bir göğsü alınmış durumda ve o kist diğer göğsüne sıçramış durumda. Diğer videosu da var. Değerlerinin iyileştiğini yine kendisi anlatıyor 2 ay sonra. Biz o gün seminerde arkadaşlara şunu söyledim. Dedim arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Ben bugün Özlem'in üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Ben seminerlerde, benim seminerlerim dediğim gibi diğer arkadaşlarınkine benzemez. Sebebi de şu, ben kısıtlı sayıda kişiler alıyorum ve herkese birebir seans yapmak. Çünkü seminerlere gelenlerde şu sıkıntı oluyor. Seans yapamıyorlar kendilerine. Uygulama yapamıyorlar. Birebir seanslar yaptığımız için kişiler daha net öğrenmiş oluyor. Ve dedim hepinize bir seans yapacağım. Vaktimizi hani ayarladıkça ben Özlem'e daha çok yükleneceğim. Şimdi Özlem'in yanındaki gelen Keriman Hanım, gerçekten Özlem ayağa kalkıp adım atamayan bir ablamızdı. Yemek paydosunda ben onu ayağa kalktığını görünce bu videoları çektik. Yani arka arkaya patladı olay. Ben ona ayrıyetten ev ödevi verdim. Dedim sabah, öğlen, akşam bunları yapacaksın. Senin dedim bir dahaki kontrolün ne zaman? Özellikle kist için
Dedi hocam 2 ay sonra dedi. Dedim hiç ara vermeyeceksin. 2 ay sonra ben seni yayına alacağım tekrar. Evet. Ve ben seanstayken beni arka arkaya arıyor. Ben telefona bakmadım. Tam canlı yayın açacağım sırada mesajları gördüm. Evet. Mesaj atmış arkadan. Hocam yeni doktordan çıktım. Doktor muhteşem bir şekilde değerlerinde değişme var. Bir de iki doktor bir arada gidiyor. Değişik hocam, bir isim. Güneş Beyaz Gül geldi. Alalım mı yayına? Kim geldi? Güneş Beyaz Gül. Ben buradayım Gülşen diyor. Ha, alalım. Alalım ki o anlatsın. Eğitime katılan bir hanımefendi. Tamam. O gün olaya şahit olan bir ablamız. Tamam, davet ettik. Kendisini alalım. Umarım davetimiz açar. Evet hocam. Evet. Katıldı. Merhaba. Gülşen merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Çok heyecanla bekledim. Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Benim müjdelerim de var bu arada. Bizimle ne diyorsun sen? Efendim? Bizimle paylaşır mısınız Gülşen Hanım? Hoş geldiniz. Merhaba. Tabii ki. Arzu Hanım merhaba. Sizi de ben yeni tanıdım. Hani bir ay kadar oluyor. Bugün de Alpay hocamla buluşacağınızı görünce çok mutlu oldum. Heyecanla her yerde paylaştım. İyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel bir arada olmanın keyfini yaşıyoruz. Aynen, teşekkür ederim ve güzel bir hani fibromiyalajide çoğunluğun ihtiyacı, hepimizin ihtiyacı olan bir demo. Hani bunun için de özellikle teşekkür ediyoruz. Alpay hocam biliyor hani ben Ankara eğitimine katılmıştım. 29-30 Mart eğitimine katılmıştık. İşte o az önce anlatılan bayanla beraber hani biz de beraberdik orada. Hani daha önce de anlatmıştım ben onu. Hani arkadaşımızın gelişini hatırlıyorum. Arabadan zor inişini hatırlıyorum. Hani çok zorlandı. Hani biz oraya geldiğini bile düşünemedim. Birinci kat çünkü arabadan inmekten zorlanan bir insan. Birinci katı nasıl çıkacak diye. Zor arkadaşıyla çıktı Özlem Hanımcığımız. Ondan sonra işte tanıştık. Eğitimlerimiz başladı. İlk gün sarkaç eğitimi aldık. Sarkaçla neler yapabiliriz diye hani öğrendik. Neler yapmamalıyız diye onu öğrendik. Bunu da hani özellikle ilgimi çekmişti benim. Çünkü hani böyle fal gibi kullanmamamız gerektiğini, hani bunun kesinlikle olmaması gerektiğini söyledi hocamız. Hani olmuş olayları için hani biz şifa için kullanma amaçlı öğretiyorum size dedi. Kesinlikle istemiyorum hani amacı dışında kullanılmasını dedi. Evet. İlk gün işte öyle bir de şeylerimiz çıktı bu. Haritalarımız çıktı. Travma haritalarımız çıktı. Evet. Anne karnından itibaren mesela doğum yılınızı söylüyorsunuz. 1 yıl öncesinden başlıyor. Anne karnından itibaren başlıyor hocamız bakmayın. Hani işte bu şu yıl var, bu yıl var, bu yıl yok gibilerden. Hepimizin haritalarımız da çıkmış oldu o arada. Şey ilgimi çekti benim yalnız bir de. Şimdi mesela biz büyük bir olay yaşadık. Bunu travma zannediyoruz. Aslında dönüp bakıyoruz. Hani onu ya bir şekilde hani bitirmişiz veya aklımızda olduğu için o travma olmuyormuş. Hiç ummadığımız şeylerden travmalarımız çıkıyor. Çok basit zannettiğimiz hani bundan da olur mu gibilerden hani böyle düşünmediğimiz bile şeylerden travmalarımız çıkabiliyormuş. Bunu da öğrendik. İkinci günü de işte travmaları boşaltabilmeyi, nötr hale getirmeyi öğrendik hocamızdan. Bu arada hani Özlem Hanım'a da daha bir hani hepimizin de desteğiyle Özlem Hanım'a da hani daha özel çalışmalar yapıldı gözümüzün önünde. Bu hocamıza da bizim güvenilirliğimizi de arttırdı. Yani çünkü canlı başla hiçbir özel bir şey olmadan, karşılık beklemeden. Hani hepimiz de zaten canı gönülden istemiştik o hani arkadaşın iyi olmasını. Hani onu da görmüş olduk gözümüzle. Ne güzel. Böyle çok güzel bir eğitimi tamamlamış olduk. Maşallah, ne kadar güzel anlattınız. Alpay Bey ne güzel anlattı tane tane. Siz
Eğitim için mi gitmiştiniz yoksa bir travmanız vardı hani çözümlemek için mi? Eğitim almak için gitmiştim. Aynen. Şimdi Gülşen, senin eğitime katılma olayında biliyorsun kendi yaşadığın sıkıntılar vardı. Tabii ki hepimizin vardı. Şimdi oraya gelelim. Sendeki mucizeleri anlat bize artık bakalım. Eğer paylaşırsan. Evet. Şimdi o ay bu doktora gitmiştim ben. Hipertiroid tanısı konulmuştu 1,5 yıl önce. O anda bir duraklama oldu. İşte çalışmalar yapıyoruz. Hani duraklayınca bir anda da ilaç bırakılmıyor. Bunu yaşayanlar biliyorlar zaten. Hani hemen ilaç bırakılmıyor. 2 ay sonra bir daha gittim. İşte en son geçen hafta tekrar gittim. İlacımı da bıraktık. Benim evet. Üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Bu yüzden de çok mutluyum. Maşallah. Şimdi hipertiroidin bitti mi senin? Bitti, dengedeyim artık. Hadi bakalım, mucizelerin bol olsun. Ben sana dedim ama. Kayıp puzzle'ı bulduğun zaman her şey değişecek dedim. Ya peki bıkmamak gerekiyor. Bıkmamak gerekiyor. Sürekli aklınıza gelen her şeye çalışmak gerekiyor. Hani tekrar nüksetmemesi adına da. Çünkü birçok travmamız var. Bir değil, iki değil. Hani yaş itibariyle de belli bir yaşta olan insanlar bizim gibi. Çok birikim olduğu için. Ne kız kaç yaşındasın daha be? Söylemeyeyim. Bizden birazcık dünyaya erken geldin o kadar. Evet. O yaşımdan da memnunum. 52 yaşındayım. Maşallah. Mutluyum. Her yaşın bir güzelliği var. Ben onun da farkındayım. Hani geç kaldım gibi düşünüyorum. Bazen üzülüyorum. Şu hocamı bir 10 sene, 20 sene önce tanısaydım keşke diyorum. Evet. Ama vardır bunun da bir... Yani Aynur Hanım, Aynur Kaya soruyor. Rahatsızlığı neymiş Gülşen Hanım diyor. Hipertiroid. Hipertiroid'ti. Evet. Baya baya da kötüydü. 6'yla başladık ilaçlara. Evet. Çok şükür baktım bitmiş oldu. Bu arada bu ellerimde benim şey vardı, bu romatoid artrit mi deniyor? Hani isim olarak çok söyleyemiyorum. Katılıyordu ellerim gece uyurken. Uyanıyordum. Hani bir şeyleri tutmakta çok zorlanıyordum. Tutarken çok canım acıyordu zorladığım zaman. O bitti. Bu da ikinci müjdem. Maşallah. Ondan sonra bu COVID'le kaynaklı yutkunmada sıkıntılarım vardı. Yutkunmam çok çok rahatladı. Yalnız burada bir şey daha var. Hani mesela söylemek istediğini söyleyememe diye hep baktığımız bazı şeyler var. Burada benim dikkatimi çeken söylemek istemediğim şeyleri söylemede çıktı. Mesela biriyle konuşmak istemiyorum. Hani üzüyor beni veya negatif enerjisi beni etkiliyor. O kişiyle konuşmak istemediğim zaman bir bakıyorum boğazım şişmiş gibi. Yutkunmakta zorlanıyorum. Hani bunları da zamanla keşfediyorsunuz zaten. Keşfettikten sonra da evet çalışmayla boşaltıp rahatlayabiliyorsunuz. Hani nötrleyebiliyoruz, boşaltma demeyeyim de nötrleyebiliyoruz. Çok güzel. Gülşen. Efendim hocam. WhatsApp'tan sana terliği atacağım ben. Bunları sen benim canlı yayında paylaşmadın. Ve hocam Gülşen Hanım çok teşekkür ederim. Hocam size de sorun var. Size de anlatırız hocam. Hiç sorun değil. Ben istiyorum ki insanlar yararlansın. Hani bir şey doğruysa, güzelse ve hani bunu elde ettiyseniz neden saklıyorsunuz ki? Herkes yararlansın. Herkes ne kadar şifalansa. Yani genel olarak hani tümünün hayrına, herkesin hayrına diyoruz. Hani onun için hani hepimizin pozitif olması daha hepimizin yararı. Ben iyileşim, diğeri ne yaparsa yapsın değil. Tabii. Ne kadar çok yararlanırsa hepimizin hayrına olacağını düşünüyorum. Hani onun için kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir arada olmalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizin yaralarını, travmalarını, dertlerini dinlemeliyiz ki el uzatıp birlikten güç doğsun.
ülkemiz olarak kalkınmalıyız zaten. Diğer ülkelerden çok Kesinlikle. geride kaldık. Bir an önce ayaklanıp toparlanmamız gerekiyor. Dünya olarak da, Çok sadece biz de değil, dünya olarak da. evet. Gülşen Cansın, teşekkür ediyoruz katıldığın ve Ben destek teşekkür verdiğin için. ediyorum. Çok Gece teşekkür için de ayrıca ederim. teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi Çok bakın. teşekkürler. Sağ Görüşmek olun üzere. Gülşen Hanım. Çok teşekkürler. Buyurun Altay Bey. Evet, işte Gülşen Hanım'ın dediği gibi bazı duygular da var, bazı travmalar var. Özellikle yine bahsedeceğim küçük bir, ondan sonra da yayına geçelim Tamam. bizi bekleyenlere. Evet. Amerika'da yaşayan bir online eğitim alan bir Aynur Hanım var bizim. Evet. Şikayeti göz nakli. Yani doktorlar diyor ki bu şekilde ilerlemeye devam ederse sana göz nakli şart. Ve biz seminerde, online seminerde yaşadığı travmayı, duyguyu bulduk Sarkaç'la. Evet. Ve ağlamaya başladı. Nasıl yani? Hani bu mu sebep? Çünkü az çok sistemi beni seyrederek, diğer arkadaşları seyrederek öğrenmiş ama neyi yaşadığını bulamıyor. Bulduk. 8-9 yaşlarındayken komşusunun çocuğu dili boğazına kaçıyor. Hastaneye götürüyorlar. Hastanede çocuk ölüyor. Çocuğun cenazesi geri geliyor. Bu annesinin yanında oturmuş konuşulanları duyuyor sadece. Bakın yaşadığı bir travma yok. Konuşulanlar şu. Ya çocuğun gözlerini de almışlar. Göz nakli başkasına. Çocuğun iç organlarını almışlar. Karın dikilmiş, büzüşmüş bir şekilde göndermişler cenazeyi eve. O 8 yaşındaki kız çocuğu şunu yapıyor. Diyor ki ya benim gözlerimi hani bir şey olsa ya da çıksa ona mı versem, öyle bir şeyler söylüyor. Şimdi o çocuk diyor daha ufacık hani 2 yaşında 3 yaşında mezara gözsüz mü girecek? Bir duygu yaşıyor. Ve bağırsakların iç organların alındığını duyunca ellerini, burası çok önemli hanımlar, seyreden hanımlar için söylüyorum özellikle. Ellerini göbeğine götürüyor. Tutuyor hani benim bağırsaklarım, organlarım hesabında. 12 yaşından itibaren gözler bozulmaya başlıyor. Ve 12 yaşındaki bir kız çocuğunun göbeği çıkmaya başlıyor. Yavrum. Hocam, hocam çok zayıfım diyor ama diyor göbeğim var. Şimdi burası neden önemli? Hanımlar birçok benim yasak kilo verme çalışmalarımız oluyor bizim. Orada yasak kullandığım iki kelime var. Biri diyet kelimesi yasaktır bende. Biri de zayıflamak istiyorum. Birçok hanım diyet yapar kendince, zayıflamak ister, her şeyi yapar ama göbeği veremez. Göbeğin hanımlarda da olsun, erkeklerde de olsun ama bayanlarda daha çoktur bu duygu. Göbek olayının duygusu şudur. Göbeğiniz sizi bir duygudan ya da bir olaydan koruyordur. Yani ya birinden koruyor ya da bir duygudan sizi koruyor. O duygu, o travma, o olay çözülmeden de o göbek yani yıllardır fitness spor salonlarındaki hocalar gibi olamazsın. Dümdüz böyle bir karına sahip olamazsın. İstediğin kadar diyet yap. İstediğin kadar spor yap. En az 5 yıl, 6 yıl yapacaksın ki o göbeği erit. Tamam eridi ama bırak 3 ay içerisinde eskisinden daha beter olacak. Çünkü bataklık hala sinek üretmeye devam ediyor. Çünkü travma hala beyinde. Duygu hala beyinde. Ki eskisinden daha beter neden olacak? Çünkü beyin atıyorum 60 kilodayken bir duygu yaşamış, bir travma yaşamış ve 80'e gelmiş. 80'de sen ikinci şoku yaşattın. Diyete başladın ve zayıflama olayına girdin. Beyin diyor ki eyvah aç kalacağım. Sen 60'a kadar gelirsin. Bırakırsın 80'in yerine 90'a çıkarsın çünkü ikinci tehlike bölgesi seni buradan da uzaklaştıracak. Evet. Ve o
Hanımefendinin yine videosu var hesaplarımızda. Retine yırtılması diye bir olay başlıyor. Doktor diyor ki ya yapacak bir şey yok. Ama işte şu damlayı kullan. Damla da bir vitamin damlası gibi bir şey vermiş. Amerika'da yani bu hanımefendi. Kullan bakalım gelişmelere. Aradan zaman geçiyor. Tekrar doktora gidiyor. Doktor bakıyor. Ya diyor ilaç işe yaramış. Hocam diyor ben ilacı hiç kullanmadım ki. Ne yaptın diyor. Farklı teknik yani bir farklı bir şey var diyor. Onu yaptım. Doktorun dediği şu. Kızım ne yapıyorsan yapmaya devam et. Muhteşem bir iyileşme var. Yırtık yok olmuş durumda. Muhteşem. Yani beyin tehlikeyi kaldırdığı an iyileşmeyi başlatıyor bizde. Duygular çok önemli. Yani o duygu boşalacak. O duygu nötr hale gelecek. O yaşanılan durum her neyse o çözülecek ki beyin orada aslında bize kötü bir oyun, bir şaka yapıyor. Yani bize kendince beynimiz korumaya geçiyor. Ama o koruma adı altında bizi hastalıklarla karşılaştırıyor. Evet, soru olan varsa bir iki dakika alalım. Ondan sonra da çalışmaya geçelim. Biz şimdi fibromiyalji nedir biraz ondan da bahsedelim. Sonra tamam. Demosuna geçelim. Belirtileri ve kimlerden bahsediyordur? Değersizlik, başarısızlık, suçluluk duygusundan oluşur. Doktorlar tarafından teşhisi konduğu zaman şöyle bir ismi var. Doktorlar diyor ki hayalet hastalık. Yani doktora gidiyorsun, diyorsun ki buram ağrıyor, bakıyor, tahlil yapıyor, işte değerler hiçbir şey çıkmıyor. Kişinin elleri ağrıyor, kolu ağrıyor, bacak, omuz, her taraf ağrı sızı içerisinde ama ortada bir şey yok. Hani bir rahatsızlık olur, kan değerlerinden işte iltihaplanma çıkar, kan değeri yüksek çıkar, kolesterolü bilmem nesi. Bunda hiçbir şey çıkmıyor. Doktorlarca ismi fibromiyalji eşittir hayalet hastalık. Bunun ortaya çıkışı da bayanlarda özellikle bizim eski nesil erkekler. Eşi hamile kaldığı zaman ilk şunu söyler. Hadi bakalım erkek adamın erkek oğlu olacak. Bu bir. Anne karnında o bebek kız çocuğu ve o kelimeyi duyar. Erkek değilim, babam bana değer vermeyecek. Kız olarak kız olduğunu öğrendiği zaman hadi ya bir erkek doğuramadın. Yani kızma. Hele bir iki tane, üç tane kız arka arkaya geldiği zaman daha da işler değişecek. Ondan sonra okul. Çocuk büyüyor, okul yılları. Baba diyor ki erkek olsaydın seni işe götürürdüm. Verdiğim şu işi yapardın. Bak bunu da yapamadın, bunu da başaramadın. Ve hepimizin başına gelir. Bir okulu işte başarıyla geçemedi. Suçlanmamız, başarısızlığımız, ilgisizliğimiz yüzümüze vurulur. Bir iş yerine girersin, orada yine sen bir konuda başarısız olursan, orada rezil olursan, işte başarısız olarak suçlandığın zaman bu duygular en son bayanlarda, genç kızlarda çok daha azdır. Ama evlenen bayanlarda daha çok çıkıyor. Çünkü eşlerinden değer görmüyorlar. Yemek yapıyor. Bu nasıl bir yemek? Sana annem böyle mi yemek yapmayı öğretti? Bunun tuzu yok. Bir yemek yapmayı bile hani başaramıyorsun, beceremiyorsun. Bu suçlanmalarla bir bakıyorsun. Fibromiyalji tanısı konmuş. Ve o kişi ağrılarla yaşamaya başlıyor. Yoğun stres. Evet. Yani stres bizde Arzu Hanım üçüncü planda. Yani üçüncü plandaki stres şu. Zaten duygular bedene yerleşmiş. Hastalık ortaya çıkmış. Ama ben eşimle bazı tartışmalar, bazı olaylar yaşıyorum. Eşim işte orada strese giriyor. Hani kalp rahatsızlığı olan, şeker rahatsızlığı olana doktor şunu söyler. Sakın strese girmeyeceksin. Zaten kalp teşhisi konmuş bir sıkıntı. Şeker konmuş.
Şeker hastasına sinir yaramaz. Şimdi şeker hastası bir insan ilacını aldı, insülinini aldı, hapını kullandı. Ama bir değerler dengede, atıyorum hani 120'de gittiğini düşünelim. İnsülini kullandı, hapını. Ama bir sinir, bir öfke patlamasında 300'e çıkıyor. Şimdi hap kullandı bu insan, neden çıkıyor? Çünkü işte orada stres devreye orada giriyor. Durumu artırıyor. Yani olanı çoğaltıyor. Zaten bir teşhis var. Yani bizi stres hasta yapmıyor. Bizi stres durumu daha da yükseltiyor. Çünkü hastalık sende var zaten. Yaşadığın o öfke patlaması, yaşadığın o durum her neyse, orada artış olayı çıkıyor durumu. Evet. Göbek demosu istiyorlar hocam. O göbek demosu nasıl yapılır? Göbek demosu. Kilo demosu diyelim biz ona. Bence ama de göbek diyelim. Şimdi göbek demosu şöyle bir şey. Bu olmaz. Neden olmaz? Örnek veriyorum. Bu X kişisinin kocasından korunmaya ihtiyacı var. Birinin eski sevgilisinden, birinin farklı bir duygudan. Şimdi birçok arkadaş farklı demolar yapıyor. Ben o kadar ayrıntıya girmiyorum. Çünkü Arzu Hanım, senin yaşadığın travma farklı ya da duygu farklı. Ama benim yaşadığım travma, duygu farklı. Yani en basit egzama diyelim. Egzamayı, ikimizde de egzama olduğunu düşün. Hatta üçüncü bir kişide de egzama var. Sen dedeni kaybetmişsin. Ondan sonra çıkmış. Ben şehir ayrılığı yaşamışım. Ondan sonra çıkmış. X kişisi küvezde annesinden ayrı kalmış. Ondan çıkmış. Ben bunun hepsini nasıl sıralayabilirim? Yani ortak bir nokta bulamıyoruz. Ama değersizlik, anne babaya öfke, kilo demosu, fibromiyalji, değersizlik, başarısızlık, hani bu tarz duygulu yapabileceğimiz ortak demoları elimizden geldiğince hesaplarımıza zaten katkı olmaya devam ediyoruz. Tabii tabii. Birlikte de yaparız hocam. Belirleriz belli bir demo. Çalışırız. Boyun fıtık demosu söyleyen var. SEDEF yazan var. Kararlaştır yaparız. O zaman yavaş yavaş geçelim hocam. Saatimiz ilerliyor. Geçelim. Geçelim. Ekranı ben kapatıyorum. Siz de kapatıyorsunuz sanırım. Evet, ben de kapatacağım. Tamam. Çalışmadan önce bir uyarınız var mı? Evet. Onu söyleyeceğim. Şimdi çalışmaya katılacak arkadaşlar. Öncelikle ayaklarınız yere basacak. Yani oturduğunuz yerden bacak bacak üstüne ya da işte bacak bacak üstüne, ayak ayak üstüne olmayacak. Ayaklarımız yere basıyor. İkincisi, iki aşamalı bir çalışma yapacağız. Birincisi, şu an Arzu Hanım ekranı kapatmayacağız. İkinci aşamada kapatacağız. Birincisinde beraber çalışacağız. Benimle beraber hareketleri, sözleri söyleyeceksiniz. İkinci aşamaya geçtiğimiz zaman, yani yayın kapandığı zaman devam et. Bıngıldak noktamız arkaya değil, öne değil. Bıngıldak noktası ve köprücük kemiğimiz. Bu iki kemikten biri. Bu şekilde vuruşlar yapıyoruz ama dokunmayın. Biraz vurun, çok da hızlı, böyle hani kafanız delecek kadar değil. Biraz vurun. Yorulduysa kollarınız, yer değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bu vuruşa geçtiğimiz zaman gözlerimizi kapatıyoruz ama. Gözler kapalı ve lütfen özellikle bu vuruşa geçtiğimiz zaman ses tonunuzu benim ses tonuma ayarlayın. Yani ağlamanız gerekiyorsa ağlayın, kızmanız gerekiyorsa kızın, bağırın, çağırın. Ki bugün ağlayabilirsiniz de kızarken, ama kızacağız bugün. Yani karşımızda öfke duyduğumuz bir insan var. Öyle düşünün, o ağrılar sizin canınızı yakan bir olay. O kişiye kinimizi, öfkemizi kustuğumuz gibi küfredebilirsiniz. Küfür serbest. Yani rahat olun, kasmayın kendinizi. Çünkü ben kendi demolarımda biraz serbesttim. Yani kendi hesabımda. Burada o kadar serbest olamam. Çünkü konuğuz, şey olmasın. Ama dediğim gibi, eğer o an küfretmek istiyorsanız bırakın çıksın ağzınızdan. Yani ben bayanım, naifim, ben şöyle, hayır.
Çünkü canınızı yanıyor burada. Yani canınızın yandığı bir durum. O yüzden salın gitsin her şeyi. Niyet ediyor muyuz evet. demiş bir arkadaşımız. Niyet ediyor muyuz hocam demiş. Hastalık geçiyor. Niyet yok. Niyet yok. Nilgün Can Yıldırım. Çünkü niyet sarkat çalışmalarında niyet yapıyoruz. O farklı bir enerji olduğu için burada sadece benimle beraber odaklanacaklar ve sözleri kullanmaya başlayacaklar. Evet, hazırsa herkes birkaç derin nefes alsın. Arkadaşlar benimle beraber vuruşları yapıyoruz. Gözüküyoruz değil mi? Evet. Bir saniye şunu biraz kaldırayım. Evet, Arzu Cengiz YouTube kanalına kaydedeceğim arkadaşlar. Kaydedecek misiniz diye soruyor Nurhan Akkur. Heh. Evet, YouTube'a kaydediyorum. Gözümleri kapatıyorum evet. hocam. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Vuruş noktalarını gösteriyorum. Benimle beraber vuracaksınız. Tepe noktası, üçüncü göz, kaş kenarı, gözümüzün bu çizgisi, göz altı, burun, burun altı, dudak altı, köprücük kemiğimiz, tünüs bezimiz ve göğüs çatalını ayrılan iki göğüs üstümüz, sizin sütyeninizin kopçanın geçtiği yer, koltuk altımız tam kopçanın geçtiği çizgi yani meridyen noktası ve karate noktası. Bu şekilde birkaç tur yapacağız. Ondan sonra da Mind Six format yöntemine geçeceğiz. Evet, başlıyoruz. Başım çok ağrıyor. 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 Boynum, omuzlarım 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 çok ağrıyor. Boynum 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 omuzlarım çok ağrıyor. Kollarım, parmaklarım, bileklerim 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 çok ağrıyor. Belim, sırtım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım 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 çok ağrıyor.
Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Belim, sırtım, kalçalarım çok ağrıyor. Bacak, dizlerim, bacaklarım çok ağrıyor. 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 Ayaklarım, bileklerim, parmaklarım 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 çok ağrıyor. Vücudumun tüm kemikleri, kasları ağrıyor. Vücudumun tüm kemikleri, kasları dayanılmaz derecede 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 ağrıyor. Vücudumda geçmeyen bu hastalıklar, bu ağrılar, vücudumdan geçmeyen, kemiklerimden geçmeyen bu ağrılar, hayatım bu şekilde devam etse de kendimi olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdan, kemiklerimden, kaslarımdan gitmeyen bu ağrılarla yaşamak zorunda kalsam da kendimi olduğum gibi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki ve hiç bitmeyecek olan bu ağrılara rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasına rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrılara rağmen geçmeyecek olmalarını bilmeme rağmen kendim olduğum gibi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki, vücudumdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen
Kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, bedenimdeki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, bedenimdeki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, bedenimdeki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, bedenimdeki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Vücudumdaki, bedenimdeki, kemiklerimdeki, kaslarımdaki bu ağrıların geçmiyor olmasını bilmeme rağmen kendimi derinden seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Şimdi hızlıca ağzınızdan köpek soluması gibi nefes alın verin arkadaşlar. Bu şekilde bir dakika boyunca nefes alın verin. Ve format vuruşuna geçiyoruz. Gözlerinizi kapatacaksınız. Benimle beraber yine sözleri devam edeceğiz. Evet, format vuruşuna geçiyoruz. Vuruşlara başlayın. Karşınızda şu an sizin canınızı yakan bir insan gibi görün. Boynumdaki bu ağrı, başımdaki bu ağrı, sizden nefret ediyorum ya. Sizden nefret ediyorum. Sizin yüzünüzden boynumu rahat kullanamıyorum. Ya omuzlarımdaki, kollarımdaki bu ağrılar, sizlerden de nefret ediyorum. Sizin yüzünüzden her gün canım acıyor. Kollarımı, ellerimi, parmaklarımı rahat kullanamıyorum. Siz nasıl bir hastalıksınız ya? Sen nasıl bir hastalıksın? Adını kim koymuş senin? Hayalet hastalıkmış. Bula bula beni mi buldun ya? Her gün yataktan, her gün yataktan kalkarken acı içinde kalkıyorum ya. İnsanlara, çevremdeki insanlara şuram buram ağrıyor dediğim zaman benimle dalga geçiyorlar. Bak doktora da gittin. Bir şey yok dedi diyorlar. Ama o acıyı ben çekiyorum. Benim hayatımın ağzına sıçtınız ya. Ağzına sıçtınız. Benim hayatımı zindana çevirdiniz. Her sabah kalktığım zaman belimdeki, kalçamdaki bu ağrılar, bacaklarımdaki, dizlerindeki bu ağrılar, ayaklarındaki, bileklerindeki bu ağrılar bana hayatı daha da zorlaştırıyorlar. Zaten hayatım çok zor. Zaten hayatım çok zor geçiyor. Ya siz ne biçim bir hastalıksın sen ya? Sen nasıl bir hastalıksın ya? Hayatımdan bir türlü çıkıp gitmedin. Her gün daha da kötüye gidiyorsun. Biliyorum. Senin yüzünden hayatım her gün daha da kötü olacak. Bunu biliyorum. Her gün beni daha da canımı yakacaksın. Her gün daha da çok canımı acıtacaksın. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Zaten bana kimse değer vermiyor. Zaten bana kimse değer vermiyor. Daha dünyaya gelirken istenmeyen bir bebek olarak dünyaya gelmişim. İstenmeyen bir çocuk olarak dünyaya gelmişim.
Cinsiyetim yüzünden zaten annem babam bana değer vermemiş. Kardeşlerim bana değer vermemiş. Okulda öğretmenlerim bana değer vermemiş. Yapmış olduğum işlerde annem, babam, öğretmenlerim, arkadaşlarım zaten beni başarısızlıkla suçladılar. Hep beni değersizleştirdiler. Hep suçlandım. Elimi neye atsam sen yapamazsın, sen başaramazsın dediler. Daha ben çocuktum ya. Çocuktum. Öğrenirdim, yapardım. Ama hep bu sözleri duyarak değersizleştirildim. Yıllar geçti. Büyüdüm. Anne oldum, baba oldum. Şimdi de işim. Şimdi de işim yaptığım şeyleri beğenmiyor. Ne yapsam yaranamıyorum ona. Eşimden de nefret ediyorum. Senden de nefret ediyorum ya. Benim bu hale gelmeme en büyük sebep sensin. Sanki sen kendin doğru düzgün bir şeyler yaptın. Hep beni suçluyorsun. Hep beni başarısız görüyorsun. Hep beni değersizleştiriyorsun. Bak, bak ne haldeyim görüyor musun? Zaten doğduğumdan beri kimse bana değer vermedi. Kimse bana değer vermedi. Hep suçlandım. Hep başarısız olarak suçlandım. Ama yapacak hiçbir şeyim yok ki. Belki bu ağrılarla bir ömür süreceğim. Biliyorum. Bu ağrılar benimle mezara kadar gidecek. Sizden nefret ediyorum ya. Her gün, her gün bacaklarımı ovalamaktan, kollarımı ovalamaktan, parmaklarımı ovalamaktan bıktım artık. Ya zaten bu ağrı kesiciler de bir boka yaramıyor ki. Doktora gidiyorum, boşuna gidiyorum. Onlar da bir şey yapamıyor. Tamamen çaresizim. Çaresizlikler içerisindeyim. Hayatım zaten çok zor. Zaten çok zor bir hayat yaşıyorum. Bir de üstüne bu ağrılar eklendi. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Yapacak hiçbir şeyim yok. Biliyorum. Bu ağrılar bir ömür boyu bedelimden gitmeyecek. Her gün canımı daha da çok acıtacak. Biliyorum bana yaptığınızı. Benimle sanki dalga geçiyorsunuz. Bir gün başım ağrıyor, bir gün boynum, omuzlarım, sırtım. Her gün bir tarafım farklı farklı. Biliyorum. Bana bu işkenceyi çektirmeye devam edeceksiniz. Sizden nefret ediyorum ya. Vücudumun, kemiklerimin, kaslarımın her gün ağrımasından nefret ediyorum. Niye beni buldu ki? Ben ne yaptım ki? En sevdiklerime kendimi kurban ettim sadece. Onlar bana değer vermedi biliyorum. Ama ben onlara hep değer verdim. Ama onlar beni işlerine geldiği gibi kullandı. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Zaten daha dünyaya gelmeden değersizlik hissi bedenime yüklendi. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bu ağrılarla bir ömür boyu yaşamak zorundayım. Bana yaşatılan, anne karnından itibaren bana yüklenen değersizlik duygusuna, anne karnından itibaren bu yaşıma kadar bana yüklenen başarısızlık duygusuna, suçluluk duygusuna, bu ağrıların her gün canımı yakmasına, hayatımın her gün daha berbat gitmesine, ilaçların işe yaramayışına, hepsine teslim oluyorum. Tamamen kabul ediyorum. Ve enerji bedenimden, o hastalığın bedenime yüklediği, bu duyguların bedenime yüklediği, bu negatif enerjiyi başımdan, boynumdan,
omuzlarımdan, kollarımdan, bileklerimden, parmaklarımdan, omurilimden, belimden, kalçamdan, dizlerimden, diz kapağımdan, ayaklarımdan, ayak parmaklarımdan tamamen serbest bırakıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Bu ağrılarla bir ömür yaşamayı kabul ediyorum. Mezara kadar gittik. Bu ağrılarla yaşamayı kabul ediyorum. Çünkü zaten hiçbir şey yapamıyorum ki. Tamamen çaresizim bu ağrılar karşısında. Tamamen çaresizim. Çaresizliğimi de kabul ediyorum. Bu ağrılarla yaşamayı da kabul ediyorum. Biliyorum. Her gün hayatımı daha da zindana çevirecek. Bunu da kabul ediyorum. Her gün kendimi daha da beter bulacağım. Her sabah yataktan daha çok ağrılarla uyanacağım. Bunları da kabul ediyorum. Ve enerji bedenimden hepsini serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Her ne olursa olsun, başıma her ne gelirse gelsin, kendimi olduğum gibi seviyorum. Ve en derinden kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. En değerli benim. En değerli benim. Değerimin farkındayım ve biliyorum. Kendimi olduğum gibi en derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi en derinden seviyorum ve kabul ediyorum. En değerli benim. Değerli olduğumu biliyorum. Değerimin farkındayım. Dünya bana değersizsin dese bile ben kendim olduğum gibi seviyorum. Herkes beni başarısızlıkla suçlasa da ben kendimi daha çok başarılı görüyorum. Çünkü yaşadığım hayatı ben kabul ediyorum ve teslim oluyorum. Ve enerji bedenimden tüm bu duyguların hepsini serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Hızlıca köpek soluması gibi nefes alın verin arkadaşlar. 1 dakika boyunca verin ama lütfen. Şifa olsun hocam herkese. İnşallah katılanlara, yüreklerine dokunabilirsek ne mutlu bize. Çok şükür ki olmuştur. Evet, kaydedeceğim. Şimdi geri bildirimleri alalım. Neler hissetmişler, neler yaşandı. Ağzınızı yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok güzeldi. Verimli bir çalışma oldu. Siz ne eklemek istersiniz? Arkadaşlarımız kendine gelene kadar şimdi nefes alıp veriyorlardır büyük bir ihtimalle. Şöyle söyleyeyim, bu YouTube'a yükleneceği için yapabiliyorlarsa her gün aynı saatte ve belki şu an ev ortamı olduğu için çocuklar işte akşam ses fazla çıkacak diye bağıramadılarsa gün içerisinde bir saat ayarlasınlar kendilerine. Yani bağırabildikleri kadar bağırarak bu seansı bir 21 gün her gün yapmaya baksınlar. Evet. 21. Ve aynanın karşısına geçerek sabah, öğlen, akşam gözlerinin içine bakacak kişi elinde bizim zikirmatik dediğimiz olay basarak ben değerliyim, değerimin farkındayım. Ben değerliyim, değerimin farkındayım. 100 kez sabah, öğlen, akşam. Çünkü biz bugüne bir günde gelmedik. Dediğim gibi anne karnından itibaren yüklenen duygularla geldik. Hoş, bu seans birçok kişide fayda edeceğini biliyorum. Tek seans bile olsa. Ama bedende o kalan duygular arınması gerekiyor. O yüzden yapabiliyorlarsa 21 gün boyunca da
tekrar etsinler. Evet. Sevgi 55-50 diyor, 55-60. Annem yatan hasta, ona nasıl yapabilirim? Konuşamıyor, tepki vermiyor. Annesi adına kendi yapabiliyor mu peki? Kaç yaşında annesi? Sevgi Hanım, yazarsanız annenizin yaşını. Bir de sıkıntı ne, rahatsızlık ne? Yatıyormuş hocam annesi. Annesi yatan hastaymış. Ama rahatsızlık ne? Evet, onu yazmamış. Midem bulandı demiş Nurten Dökmen. Mide bulandı. Midesi bulananlara hemen şunu söylüyorum. Parmağı taksın ve kussun. Evet. Yani kendini kustursun. O duygu midesi bulananlarda özellikle dışarı çıkmak istiyor aslında. Evet. Hemen kusabiliyorsa kussun. Bir gül gündoğdu. Canım bir gül gündoğdu. Hoş geldin. Bugün aşı olmuş. Kolu ağrıyormuş. Aslında ağrıyan kuluna da iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz hocam? Şu an o ağrı biraz daha farklı. Fibromiyalji biraz daha farklı. O zaten aşıdan dolayı bir iki günde geçer zaten. Evet. Derya, evet, kaydedeceğim arkadaşlar. Arzu Cengiz YouTube kanalım var. Bütün yayınları, demoları kaydediyorum. Oradan tekrar tekrar yapabilirsiniz. İhtiyaç hissettikçe izleyip yapabilirsiniz. Ağladım ve boğazım yandı diyor. Çok güzel. Ağlamak duygunun en büyük boşalma noktasıdır. Evet, çok esnedim yani arkadaşım. Ayşegül Yavuz, çok esnedim diyor. Gül Hanım teşekkür ediyor. Ağrılmış hocam. Hızlı geçiyor yorumlar, kaçırıyorum arkadaşlarım. Gözümden yaş geldi, esnedim diyen var. Evet, esneme ve ağlama çok normal. Esneme biraz dirençtir. Öyle mi? Yani esneme yaşayanlar yaşadıkları bir olayda, duyguda direnç gösteriyorlar. Evet. Evet, bakın Emine Hanım yazmış, dizlerim ağrımaya başladı. Evet, belki de bugüne kadar yaşadığı ağrının belki de 2-3 katı fazlasını yaşayacak. Birkaç gün. Bu da bir iyileşme krizidir. Sabriye Karataş, ağladım, esnedim diyor. Yıllardır bu hastalığı çekiyormuş. Şifa olsun kendisine. Kız kardeşim 9 ay önce beyin kanaması geçirdi. O zamandan beri epilepsi atakları geçiriyor. 5-6 hastane oldu. Onun yerine çalışma yapabilir miyiz diyor. Şimdi altta travmalar var. Onları bulması gerekiyor. Çünkü son travma tetikleyici olarak ortaya çıkmış. Evet. Onları biliyorsa çalışabilir. Onun niyetiyle. Evet. Nurgül Can Yıldırım, iki kürek kemiği ağrı geçmiyormuş. Sırtından kim bıçakladı seni? Belki geçmiş hayatlar da olabilir hocam. SBI BY Yıldız teşekkür ediyor, Allah razı olsun demiş. Allah hepimizden razı olsun. Buyurun hocam. Şimdi az önce mesela iki kürek kemiği hesabı dedi ya. Onu cevaplayalım. Şimdi buradaki olay mecazi de olsa, hani diyorsun ki ya Alpay, ben sana o kadar güvenmiştim ki ama sen beni sırtımdan bıçakladın. Evet. Bu duygu işte o hastalığı, o rahatsızlığı, o ağrıyı ortaya getiriyor. Yani ağzımızdan çıkan sözler bizim eski sufi dediğimiz sufilerde şu vardır. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, dua yerine geçer. Biz hangi enerjiyi aktif ediyorsak o enerji dönüp dolaşacak, gelecek bize. Hani atalar der ya, beddua etme döner dolaşır gelir diye. Aslında sadece beddua değil. Bu her sözde geçerli. Bende yorumlar akmıyor şu an, ben görmüyorum çünkü donup kaldı bende yorumlar. Aha, hocam bende akıyor. Sevgi Hanım, annesinin yaşı 72 diyor. Az önce yatan hasta annesi için demans hastasıymış. 72 yaşındaymış. Onun travmalarını bulması lazım. Evet. Demans, beyin nöronları, bunlar hareket edememek, hareketlerin kısıtlanması, bir yere gitmeyi göndermemek, bir köşeye sıkışmak, bu travmaların çözülmesi lazım. Evet. Poetik. Annemin sırtında sivilceler var. Kanıyor demiş.
Sivilceler arkadan saldırı tarzı mecazi de olabilir. Hani arkadan birileri laf söyler. Bu yine bir sivilce çıkarabiliyor. Hani başkası onun arkasından laf söyler. Evet. Ve bu sivilce olarak bizde çıkabiliyor. Evet. Nurten Dökmen, şifa olsun inşallah. Evet. Sizde yorumlar çıkmıyor mu hocam? Bende kalıyor. Gitmiyor. Şöyle bir kaydırsanız ekranı. Herkes evet, teşekkür ediyorlar size. Sol bacağın arkasında ağrı olmuş, travması nedir diyor. Zeliha Tepe Yaşar. Tamam. Pardon, ne anlayamadım. Zeliha Tepe Yaşar diyor ki sol bacağın arkası şu an ağrıyor ve damar çekiliyor sanki diyor. Ha, şu an için mi? Şu an hissettiği duygu. Bu orada olan bir enerjinin boşaltmaya çalışması. Sol olduğu için dişi enerjisi mi oluyor hocam? Şimdi ben hiç oralara girmiyorum. Şöyle bir şey. O sol diziyle, yani daha doğrusu bir iş yapmaya çalıştı ve o işi yapamadı, başarısız oldu. Yani o işi yapmaya gidemedi. Başarısız kendini, yani o dizini kullanamadı bir işte. Evet. Oraya bakıyorum ben, yani sol mu şey, sağ dişi, erkek, hiç ben onlara girmiyorum bile. Ben bodoslama şeye dalıyorum. İşin içine dalıyorum. Evet, sağ tarafımız eril enerjimiz, sol tarafı dişi enerjimiz arkadaşlar. Sağ tarafımız gelecek enerjisi, sol tarafımız geçmiş enerji. Perihan Arzumat galiba, doğru hızla okuyor, kaçırıyorum. Midemde hep gerilme geldi diyor. Bu da galiba kabullenememi oluyor. Direnç var, bir de şu var, gerilmede bir enerji en çok değersizlik yaşattığı kim bu? Orada ben mesela şimdi anne babayı söyledim, eşi söyledim. Orada biraz öfke durumu da çıkıyor ortaya. Bir şekilde şu an iyileşme dönemine girmiş durumda o. Güzel. Halide Mircan diyor ki hocam hormon bozukluğu 15 güne bir döngüde oluyor. Travması ne olur diyor. Nesi bozulmuş? Hormon bozukluğu 15 günde bir döngüde oluyormuş. Galiba ay halinden bahsediyor. O zaman şimdi burada senin az önce dediğin enerji devreye giriyor. Erir enerji. Erkeklerle alakalı net sıkıntı yaşadı. Aldatıldın mı? Aldatılmaya teşebbüs mü oldun? Ya da birini mi kaybettin? Erir enerji olarak erkeklerle olan ilişkiye bakacak. İkincisi, evliyse eşine karşı kendini cinsel yetersiz mi görüyor? Eşi onu cinsel olarak aşağıda mı görüyor? Oraya da bakması lazım. Evet. 15 yıldır aynı diyor aynı arkadaşımız. Yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlarım. Evet, hep travmalardan bahsediyor. Yine bir travma çalışması yaparız. Alfay Hocam bir gün belirler. O günde en çok hangi travma size uygunsa kendisi daha iyi biliyor. O gün yine bir travma çalışır. Sıfırcık kemiğim dışarıya doğru çıkması diyor. Değersizlik duygusu. Değersizlik duygusu. Evet. Kemiklerle, kaslarla alakalı tüm sorunlar değersizlik, başarısızlık, suçluluk. Evet. SBI Yıldız diyor ki saç dökülmesinin travması nedir? Ayrılık. Nedir? Ayrılıklarla ilgili. Muazzez Suat Kebenç, burun tıkanıklığı travması nedir diyor. Aldığı bir haber doğrultusunda o an nefesim kesildi, nefes alamadım gibi bir durumda, hani nasıl diyeyim size, bir haber alıyorsun ya da olduğun yerde orada bir koku ve o koku seni rahatsız ediyor ve burnun tıkanıyor. Hayattan alamama. Düz taban demosu var mı diye soruyor. Hezi olmaz. Diye. Olmaz o. Olmaz. Tamam. Düz taban da mı demiş. Ben onu acaba düz taban da mı derken ne diyor tam anlayamadım. Migren travması nedir hocam diyor. Kim sormuş? Ayşel Oktay 65.
Migren travması şudur arkadaşlar. Yaşadığınız bir travmanın beyin onu iyileştirme fazlına geçtiği zaman tekrar siz aynı travmayı tekrar yaşıyorsunuz. Ve beyin onu birkaç gün içerisinde tekrar iyileşme fazlına sokuyor. Ama sen o duyguyu tekrar yaşıyorsun ve beyinde takılı kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim, beyin yaşadığın travmayı çözerken ödem atacak. O ödem diyelim ki hani burada oluştu, tam onu boşaltırken tekrar o duyguyu yaşıyorsun ve ödem orada takılı kalıyor. Yani ödem deyince kişiler şunu anlamasınlar, beyinde bir ödem bu işte kanser, kist, tümör olarak değil, bir sıvı. Ve beyin onu atma çabasına giriyor ama bir türlü boşaltamıyor. Çünkü sen hep o duyguyu yaşıyorsun. Mesela özellikle bazı bayanlar özel durumlarını çok ağrılı geçirir. Evet. Bazıları da gayet normal geçirir. O ağrılı dönemde özel duruma girdikleri zaman yaşadıkları bir duygu vardır. O duygu orada tetikleniyor işte. Yani kişi her özel duruma geçtiğinde o travma tetiklenmiş oluyor ve ağrılı bir dönem geçiriyor. Evet. Şimdi kişi de şunu söylüyor. Ya ben işte adet dönemine girdiğim zaman benim çok ağrılı, sancılı geçiyor. İyi, bak bakalım bu sende ne zaman başladı? Yani o duygu orada devamlı, işte az önce dediğimiz gibi devamlı tekrar eden ve belki de örnek veriyorum bir hani daha önceki danışanlarda çıktığı için yaşadığı o duygu ağrılı ve migreni tetikliyor. Çünkü migren o iyileşme fazındayken ve bir anda adete giriyor ve faz takılı kalıyor. Evet. Evet hocam. Sabriye Karakaş, sağ göğsünde kis varmış. Şifa olsun. Ayrılık, terk edilme, aldatılma ve birinin kaybı. Eş ya da çocuk, büyük kimi kaybetmiş? Evet. Periha Arzuman tekrar soru sormuş. 4 yaşında yeğenim var, kabız oluyor. 5 günde bir yapıyor demiş. Kabızlık bir çocuk için de zor olsa gerek. Şimdi bu yeni mi başlamış, doğduğundan beri mi var? Burada iki tane faz devreye giriyor. Bir, ikisi de aslında anne karnından itibaren annenin hamileyken hazmedemediği ne oldu? Bu bir. Evet. Bu çocuğa oradan aktarılıyor ve çocuk işte 3 yaşında 4 yaşındayken yeni başladıysa da yine çocuk hazmedemediği bir öfke olayı yaşıyor. Yani biz çocuk diyoruz, daha 2 yaşında diyoruz, 3 yaşında diyoruz ama o çocuğun da bir duyguları var. Bize kayıtlar nasıl eskiden buraya geliyorsa o yaşadığı, hazmedemediği bir öfke ve anne karnında annenin yaşadığı travma burada tetiklenmiş oluyor. Bizim gün doğdu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sizi çok seviyorum. Toparlayalım mı hocam? Saatimiz ilerledi. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Son olarak yakında bir kitabımız çıkacak. Çok İnşallah güzel. Temmuz'un ilk haftaları. Kitaptan faydalanabilirler. Asıl ama ne kadar biz buradan yapmaya çalışsak da seminerler gerçekten her insan için şart. Çünkü işin özünü, mantığını seminerlerde anlatabiliyoruz. Burada belli bir kısmını, %10'unu, %5'ini, hani en fazla olsun %15'ine kadar ben ve benim gibi arkadaşlar daha fazlasını anlatamıyoruz. Çünkü anlatmaya kalksak inanın hani 2 gün süren bir semineri burada zaten anlatamazsın. Yani elimizden geldiğince ama yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütüne katkı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmasınlar. Şifasız hiçbir hastalık yok. Evet. Ve hepsi de bizim yaşamış olduğumuz rahatsızlıkların hepsi yaşadığımız travma ve duygulardan sonra çıkıyor. Duyguları, travmaları tespit ettiğimiz zaman biz çalışmayı yapacağız. Ondan sonra yine aynı şeye dönüyoruz.
tevekkül edip teslim olmak. Gerisine karışmayacağız. Az önce Gülşen Hanım'ın çıktığı gibi Mart, Nisan başı işte aldığı eğitim şu an 5. 6. aydayız. Tiroidi için, hipertiroidi için bıkmadan devam etti ve en sonunda hapları bıraktı. Maşallah. Yani şimdi az önce kendisi anlattı. Ben de ilk defa senin yayında öğreniyorum. Daha benim yayına çıkmış değil bak. Çok güzel oldu. Sağ olsun. Yani, teşekkürler. Şimdi burada ne? Bıkmadan devam etmek ya olmuyor işte yapamıyorum değil. Burada şimdi şu var. Gerçekten bir resmin kayıp puzzle'ını bulmaya çalışıyoruz. O kayıp puzzle bulduk, yerleştirdik. Resim nasıl tamamlanıyorsa işte bizim orada hastalığımız kendiliğinden iyileşmeye başladı. Evet. Biz çalışmaları yapacağız. Ondan sonra ya Rabbi teslim oluyorum sana diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Evet. İstek atan arkadaşlar var. Acaba öğrencileriniz mi? Ben söyleyeyim siz. Jale Gül Yol Epik istek attı. Gül Yok değil. 1974. Nebahat Sarı. SBD Yıldız. Bunlar öğrencileriniz değil. Tamam. Israrla kekemelik soran bir arkadaş var. Onu kırmayalım. İsmini... Kekemelik. Şimdi kaç yaşında bu? Ne zaman başlamış? Arzu Özgül Bal. Kekemelik lütfen diye birkaç kere yazdı. Şimdi kekemelikte çocuk mu? Kim ve kaç yaşında başlamış? Yazarsa çok seviniriz. Panik atak bozukluğu, anksiyete. Panik atak, ölüm korkusu, deprem, anisel felaket, yani doğal felaketleri yaşamak, ölen birini görmek, suda boğulma, boğazına su kaçma, bu tarz duygulardan ya da durumlardan, travmalardan sonra ortaya çıkar. Evet. Anksiyetenin altında ben ne kadar ölüm korkusu yaşanmış olsa bile genelde cinsel taciz çok çıkıyor. Oralara bakmak lazım. 21 yaşındaymış oğlu. Arzu Özgür. Tamam gördüm onu şimdi ben de kaydetmeye çalışıyorum. 21 yaşındaki oğlunuz ne zaman başladı kekemelik? Polikistik oval de çok zor oldu hocam. Arzu Özgür Bal yazarsanız seviniriz. Sizi bekliyoruz. Çocukluğundan beri. Şimdi Arzu Hanım bak kaç yaşında başladı diyorum. Siz çocukluğundan beri. Şimdi 18 yaşına kadar hala o çocuk. 21 yaşında hala çocuk. Yani kaç yaşında başladı? Onu bize söyleyin. Yani 8-9 mu 10 mu? Yani 3 yaşından mı başladı? 9 yaşından mı başladı? Benim işte ileride en çok sinir olduğum olay bu. İşte uzun zamandır var. Ya söyle ki ben ona göre sana hani yıl olarak ne olduğunu anlatabileyim. Ha, evet belki anımsayamamış olabilir hocam. Hani uzun yıllar bunu yaşıyorlarsa yaşını kaçırmış olabilirler. Kekemelikle ilgili bir öğrencim nefesle çalıştık ve çözülmüştü. Bir akıllarında bir kenarında bulunsun. Nefes teknikleri ve nefesle çalışmakta kekemeliğe iyi geliyor arkadaşlar. Kekemelik oval değil genelde, olurlar sık sık hocam. Genelde kekemelik şok korku. Yani yaşanılan şok bir korku. O korkuyu bulup çalışmak gerekiyor. Bu anne karnından da geçebiliyor. Çocuk yaşadığı bir ani kendi yaşadığı bir korkuyla da olabiliyor. Yani polistikolar birisini bir şeyi kaybetmek, korkmak, terk edilmek, kaybetme korkusu. Bu tarz. Şöyle söyleyeyim. 3 gün önce Nevşehir'de tatile çıktım. Ihlara Vadisi denen, Ihlara Vadi Kanyonu denen bir yer. Evet. Burada gezinti yapıyoruz. 200 basamaklı bir kiliseye tırmandık. İnerken ben önde gidiyorum, kızım arkadan geliyor. Hani önde gitmemin amacı da benim ailemi korumak, yılan mılan çıkarsa diye. Bir de ayaklarımı da pat pat vuruyorum tahta bir merdiven.
Ben geçtim, kızım arkadan yılan diye bağırdı. Ve kız kendini yere attı. Ben kıza baktım, nerede? Kaçtı dedi, ama o merdivenleri nasıl indiğini ben biliyorum. Kızım dur, yavaş düşeceksin, yok. Evet. Hemen aşağıya indik. Kızım dur, bekle. Durduramıyorum. Yani amacım hemen orada bir demo çalışması yapmak kıza. O duyguyu boşaltmak. Evet. 5 dakika arkasından hani hızlı gidiyor, koşuyor. Yakaladım 5 dakika sonra. Kıza demoyu başladık. Kız ağlamaya başladı. Yani gördüğü, yılanı gördüğü 3 saniye. Biz yarım saat çalıştık. Orada hemen yapmamın amacı da o korkuyla kekemelik ya da beyin nöronlarında bir şok etki bırakmasın. Evet. Şimdi Arzu Hanım'ın da yani çocukluğundan beri diye yazdı. Ay, çocukluğundan beri ise şimdi kekeme konuşuyormuş. Konuşmaya başladığında. Anladım. O zaman şuna bakacak. Arzu Hanım hamilelikte nasıl bir duygu yaşadı? Nasıl bir korku yaşadı? Yani şok olarak ne yaşadı? Ben size şöyle bir örnek vereyim ve ondan sonra da daha fazla bizi hani arkadaşlar tutmayalım. 12 yaşında bir kekeme çocuğa çalışıyoruz. Anne sordum. 2 yaşında kekemelik çocuğa geçiyor. Yani tam konuşmaya başladığı zaman. Anne hamileyken 6. 7. aylar merdivenlerden yuvarlanıyor. Ve yerden kalktığında bir eli karnında, bir eli rahminde kanıyor çünkü. Ve o korkuyla, o telaşla çocuğumu kaybettim korkusuyla, çocuğuma bir şey oldu korkusuyla yola çıkıyor. İlk bindi taksiye, taksici diyor hanımefendi nereye? Konuşamıyor. Elini gösteriyor, eli kan, taksici bakıyor, hamile kan, hemen hastaneye. Hastanede doktorlar soruyor ne oldu? Kekeleyerek cevap veriyor. Konuşamıyor yani. Biz bunu çözdük. 10 senedir işte 9 senedir kekeme olan çocuk bir hafta sonra düzelmeye başladı konuşmaları. Bir ay geçti, çocukta kekemelik diye bir şey kalmadı. Çünkü annenin yaşadığı travma çocukta tetiklenmişti. Ha, çocukta nasıl tetiklendi? Atıyorum 2 yaşında 3 yaşında bir çocuk. Belki bir kedi hani tırmak yaptı, o an korktu ya da bir köpek havladı. O korku onda o anda aktif hale geldi. Evet. O zaman annenin şeyine bakılması lazım. Yani anne hamilelikte yaşadığı her anı tarayacak. Ne şok korkusu yaşadı? Oradan kaynaklı olabilir. Kendisi o şok korkuyu yaşadığı zaman konuşamadı. Dilim tutuldu, konuşamadım, bir şey diyemedim, yapamadım. Bu duyguları bulmak lazım. Evet. Fatma Hanım, evet, yayını kaydedeceğim. Arzu Cengiz YouTube kanalıma ekleyeceğim. Mehtap Hanım demiş ki birkaç kere yazdım, cevap vermediniz. Mehtap Uçak 06 ne yazdınız? Tekrar hızlıca yazarsınız, çok sevinirim. Ha, parosmi duydunuz mu demiş. Parosmi. Duydunuz mu hocam? Parosmi. Doğru okuyor muyum Mehtap Hanım? Parosmi, duydunuz mu, hiç travması ne olabilir diye sormuş. Peki hastalığın Türkçesini bize söylerse? Olur, hemen kendisi dinliyorsa söylesin. Arzu Özgül Bal diyor ki 17 Ağustos'ta deprem yaşadım. Sanırım hamileyken yaşadıysa işte buyur. Evet. Al sana, travma ortada. Evet. Çünkü o korkuyla konuşamayabilirsin, karnında çocuğun var, kaçamıyorsun, evet, hareket edemiyorsun. Söyleyecek bir şey, bağıramıyorsun, çağıramıyorsun çünkü yani inanın hani 30 saniyelik bir depremde binlerce duyguyu o an yaşıyorsun. Peki. Evet diyor, evet. Arzu Hanım evet diyor, hamileyken yaşamış. Mehtap Hanım da evet demiş ama Türkçesi ne olduğunu ben yazdığımı göremedim. Hani sivilce saldırı. Saldırı travması sivilce. Ha, görüyorsunuz değil mi hocam? Evet. Bazen önümü kayıyor, bazen takılı kalıyor. İnternetle alakalıdır. Evet, sivilceyi çok soran oldu. Baş ağrısı. Ha, Mehtap Hanım diyor ki COVID sonrası kötü koku ve tat almama. Bu yazdığı Türkçesi. Ha,
Covid'den sonra. Ay, o Covid'de Covid'e girdiği an, yakalandığını öğrendiği an etrafta neler vardı? Nasıl bir koku vardı? Beyin onu neyle ilişkilendirdi? Hmm. Orası. Kimseyi kırmak istemiyorum. Bir sürü yazılar geliyor. Fatma Seyrek Bassan diyor ki hocam, 11 yaşında bir erkek çocuk bütün vücudu balık pulu gibi, pul pul kaşıntı biraz azalıyor, yazın vücutta pul pul dökülüyor. Anne hamileyken eşinden ayrılıyor ama çocuk 2 yaşında çıkıyor bu hastalık. Tamam, travmayı kendisi söyledi zaten, ayrılık. Ayrılık, evet. Evet. Mehtap Hanım da evet demiş sizin az önce söylediğinizi. Karın ve mide şişli travması nedir hocam diyor. Öfke. Öfke. TBI yıldız ölüm korkusu demosu olur mu demiş. Olmaz. Mehtap Hanım diyor ki Türkiye'nin, ay kaçırdım, Türkiye'nin 75'i, %75'i bunu yaşıyor diyor. Yani kötü koku, tat alamama, bu rahatsızlıktan kaynaklanan sorunları söylüyor. Kızım hamile, vücudunda mantar çıktı diyor. Aksu. Pislik travması. Pislik. Pis bir yere dokunma, elleme, basma. Filiz Malay Yaycı, doğru söylüyorumdur umarım. Oğlu üst dudağını soyuyormuş. Travması ne olabilir diyor. Kurtulmak istediği bir durum. Hmm. Neyden kurtulmaya çalışıyor? Hangi duygudan? Kimden? Derslerden mi? İşte yan sırasında oturan, örnek veriyorum, okulda yanındaki oturan kişiden mi kurtulmak istiyor? Ya beyin çok farklı, evet, çalışıyor. Evet. Ayşe Göktay 65, sinüzit travması var mı diyor. Sinüzit koku travmasıdır zaten. Beyin bir duygu yaşarken, bir travma yaşarken etraftaki kokuyu almasıdır. Onunla ilişkilendirir. Evet. Geniz eti büyümesi travması ne olabilir diyor Serpil Aslan. Söylemek istediğini söyleyememe, kendini ifade edememe, kurtulmak istediğin, kurtulamadığın bir durum, elinden çıkaramadığın bir durum. Hasret Cihan lütfen cevap verin demiş ama ben soruyu kaçırdım. Hasret Cihan, ne sordunuz? Hemen geriye dönüyorum. Sizi görmeye çalışayım. Kimseyi kırmak istemiyorum. Herkesin sorusu cevap olsun. Otizm için 10 yaşında otizm. Şimdi otizm, Arzu Hanım, çok derin bir konu. Evet. Şöyle, iki aşamalı. Bir, aile içerisinde sır. Yani örnek veriyorum, hanımefendinin annesi gizli bir ilişki yaşadı mı? Buradan hamile kaldı, çocuğunu aldırdı. Sustu. O çocuk da onun sus olarak göstergesi. Ya da baba, anne tarafında böyle gizli bir sır. Bu birinci aşama. İkinci aşama, yine anne karnında annenin yaşadığı şok bir korku. Çocuk 2 yaşında ya da 3 yaşındayken gayet normal giderken her şey, yine yaşadığı büyük bir şok korku. Evet. Yani buralara bakılacak. Evet. Huzursuz bacak sendromu soran var. Onun cevabını şu an benim asistan vermeye başladı. Aynur alttan yazıyor. Süper. Yardımcımız olmuş. Harika. Çok güzel. O zaman ben geç kaldım, yeni geldim diyen bir Aynur vardı. O zaman sizin asistanınız. Tamam. Evet. Ay, Aynur. Geç kaldı hocam. Saat 11 oldu. Sürekli verdim. O zaman katılan herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Haklarını helal etsinler ve evet, demoya katılan arkadaşlardan, terk edenler oldu ama hala demoya katılanlar varsa içlerinden şunu rica ediyorum. Evet. Arkadaşlar, alma verme dengesi adına sokak hayvanlarına 5 TL'lik ya da 2 tane aç bitir salam, biri sizin adınıza, biri benimle Arzu Hanım'ın adına sadaka olarak verirsek şifanız daha çok olur. Evet.
kuşlara, kurtlara, böceklere elinizde artan yemeklerinizi verin. Yani çünkü ne varsa şu vardır. Arzu Hanım, ben şunu her yanımda söylerim. Demolardan sonra özellikle lütfen verin. Çünkü öbür türlü işte benim yayınıma katıldınız. Yarın farklı bir konuk alacaksın. Onun yayına katılacak. Orada bir çalışma olacak. İşte bir başka gün başkasında hep alıcı muhtaçlık enerjisine girmemek için. Biz de hep verici olmayalım ki alma verme dengesi bir olsun. Eskiler şey yapardı, eski babaanneler bilirsin. Hadi Ayşe kızım oğlum beni bir oku. Okurdu, kalkar bir bardak su verirdi. Hakkın geçmesin. Biz de yani kendimize bir şey istemiyoruz. Allah'ın yarattığı o sessiz kulları için iki paket salam alın. Biri sizin adınıza, biri bizim adınıza. Ve sadaka zaten çok belayı, musibeti kaldırır ve şifadır. Evet, herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun. Arzu Hanım size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu güzel gün için katkılı olabildiysek, olabildiysem ne mutlu. Oldunuz hocam. Ağzınız yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, sorularınızı kaçıranlarım oldu. Hakkınızı helal edin. Başka bir programda görüşürüz hocam. Yüreklerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Kapatıyorum. 1, 2, 3. Kapatın hocam.